أهلا شهر. Olmuşum kapının kulu. Kalbim sana topulu. Sen benim imkansızım. Yazım, kışım, baharım, cilvelim, nazım. Dururken meydanda yiğidin kası. Hayırdır? Kimler siliyor kalbindeki pası? Pası, pası. Pası, pası, pası. Ya Neşe Hanımcığım, yemin ediyorum radyasyona bulandınız ya. Ben şimdi size süper bir... Gazi, ne yapıyorsun? Ders mi getiriyorsun, çay mı getiriyorsun? Belli değil. Ya bilerek mi yaptım ya? Balona bastım. Ofis balon yapmış. Ben size söylemedim mi? Bütün bunlar toplanacak diye. Vallahi bilerek kaymadım. Kızmayın. Ya arkadaşlar, doğru düzgün toparlayın ya. Üstüm başım da batmış Gazi. Neyse, ben üstüm başımı temizlemeye gidiyorum. İzin ver lütfen. Kendi neşemi kendim kaçırdım. Video çekimi için bir gönüllü lazım. Evet. Arkadaşlar, partimiz yarın. 20. yılımızı limonata ve kuru pasta ile kutlamayacağız herhalde, öyle değil mi? Barkovizyon için bir video çekmemiz lazım. Evet Neşe Hanım, kesinlikle ben size çok katılıyorum. Çok haklısınız. Ama hala bir gönüllümüz yok. E işte o konuda da haklısınız. Madem bana bu kadar katılıyorsun Cemal, o zaman iş senin. Aa, yok yok Neşe Hanım, ben onu yapamam. Ya benim işim değil, yani işim değil derken bana göre bir iş değil. Ben bir tek kendi aletlerimi elleyebiliyorum. Öyle başkasının kamerasına falan dokunamam yani. Pis pis, mikroplu falan. Senden çok daha iyi bir bahane beklerdim Cemal. Ne, ama bahane değil ki Neşe Hanım. Bahane olarak değil, karakter meselesi yani. Ben şimdiden şeyin stresine girdim. Ben yarın o baloda ne yapacağım? Oh, Allah, o kadar kalabalık, nefesler. Soğan sarımsak, mikrop bakteri bir yandan. Eş. Buket. Benim biraz işlerim birikmiş. Bu arada onları halledeyim diyorum Neşe Hanım. Ne işiymiş onlar? Şey işleri, hemen rehavete kapılmayalım. Bir sonraki sayımız için yeni yeni şeyler. Böyle ofisteki dedikoduları derliyorum, onları güncelleyeyim ben. Sonra sadece bununla değil, sonra... Sonra... Sonra şey var. Aa, şu kağıt atıklar meselesi. Yani arkadaşlar yapmayın siz de lütfen. Yani o kağıtların bir tarafını kullanıyorsunuz, öteki tarafını kullanmıyorsunuz. Yazık, günah, israf. Ofis içinde bir kampanya düşünüyorum. Beni ciddiye almıyorsunuz yani. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çünkü gözünüzdeki yerimi görmüş oldum ben böylelikle. Sana ben kıyamam ya. Yok Neşe Hanım. Siz beni yanlış anladınız. Hiç yanlış falan anlamadım seni Buket. Hayır efendim, seni yanlış falan anlamadı. Ayıp. Ayıp, ayıp. Ayıp, ayıp. Hepiniz bu kadını üzdünüz. Bu kadının yüzünü yere düşürdünüz. Gazi, ne yapıyorsun? Abartma, sakin ol. Korkmayın Neşe Hanım, ben varım, ben buradayım. Video ve çekim işinden ne anlarsın Gazi? Teessüf ederim Neşe Hanım, ben çekici bir erkeğim. Tarkovski'nin karamsar anlatımını bilirsiniz değil mi? Hani göstergeleri insanı karanlığa sevk eder. İşte benim sinema anlayışım bunun tam karşısında. Ben bütün felaketlerin içinde bir yaşam enerjisi olduğuna inanıyorum. Ve Allah nasip ederse kameramı o yaşam enerjisini göstermek için doğrultacağım. Ve motor. Bravo Gazi. İş yaparsa Gazi yapar. Adamsın Bicu. Oğlum, çile. Gazi, millet bizi. Neşe Hanım, olay Gazi'de. O videoları istiyoruz. Madem öyle,
Video işi senin Gazi. Senin yüzünü kara çıkarmayacağım. Kaygılı bakışlım. Çıkık yanaklım. Gazi ile dedikodu saatlerine hoş geldiniz. Tatlım, seni tanımadan önce Go Flamingo sizin için ne ifade ediyor onu bir öğrensek. Go Flamingo. Go Flamingo benim için rahatlık demek. Çünkü yani oyun en rahat burada oynanıyor. Çok rahattır. Bakın. Nerede bulacaksın bu konforu? Oyun oynuyorsunuz yani bunu. İtiraf ediyorsunuz şu an. Kayıtta değil değil mi? Yok değilim canım. Azıcık oynuyorum canım. Biraz oynuyorum. Go Flamingo'nun benim için tek bir anlamı var. Kariyer. Desenize karşımızda tam bir böyle şehirli, hırslı, dişi bir kaplan var. Tabii ki. Ayrıca moda dünyasında çalışmak çok avantajlı. Mesela Kol Kola dergisinde çalışmaya başlayan arkadaşım tam 3 ay içinde hayat arkadaşını buldu. Üstelik adam çok zengin. Gerçekten mi? Bir Arap şeyhi. Firmanın da ortağıymış. Tabii bizimki bunu ilk günden gözüne kestirmiş. Sonrası malum zaten. Üstelik adam nikah hediyesi olarak kıza bir yavru çita almış. Yani buradan şunu anlayabilir miyiz? Sizin kariyer hedefiniz zenginlik ve yavru bir çita. Yani çitanızı yüksek tutuyorsunuz. Çok daha yüksek tutuyorum. O zaman size bir goril lazım. Tamam Gazi, cıvıtma istersen. Kes hadi, kes. Tamam be, tamam. Sizinle de röportaj yapılmıyor. İnsanların ne giyeceğini vermek çok hoşuma gidiyor. Bu dergide çalıştığım için çok mutluyum. Bu sayede modayı yakından takip edip en trend parçaları yakalayabiliyorum. Ya çektiğim fotoğrafların insanlara ulaşması ve modayı onların benim gözümden görmeleri inanılmaz bir şey. Yiğit Bey gibi bir yönetici çalışıyoruz abi, daha ne olsun. Çay var mı Gazi abi? Güzel çay yapıyorsun. Kahvenin ruhundan çok iyi anlıyorsun. Herkes anlamaz. İşin ehlisin. O kadar mı? Doğru soruları sorduğundan emin misin Gazi? Evet, ben sizin için ne ifade ediyorum? Çıkar mısın kayıttan? Beş yıldır Go Flamingo'da çalışıyorum. İkinci evimde diyebiliriz. Kendi evimden daha çok ofiste vakit harcıyorum. O yüzden bu dergi benim için çok önemli. Niye çıktın kayıttan şimdi? Sizin hayatınız hep iş olmuş. Yani? Yani sizin hiç kendinize ait bir hayaliniz yok mu? Ben de zaman zaman hayal kurarım tabii ki. Ne mesela? Pazar kahvaltısı. Mis gibi demlenmiş çayın taze kokusu. Gazete hışırtısı. Omletin tadı. Ayağını sıcacık tutan terlikler. Tek başınıza mı? Ailemle beraber. Aile benim için de çok önemli. Ama ne bileyim, insanın öyle kolay aile kurabileceği birini bulması çok zor. Yani güvenebileceği birini. Güvenmek önemli. Ama uyumlu olmak çok daha önemli. Mesela ben işime sorun eden bir adamla asla beraber olamazdım. Sizinle tam olarak aynı fikirdeyim. Bir kere ne bileyim, sizin stresinizi anlamalı, sizin çalışmaya olan tutkunuzu bilmeli, sizi tanımalı. Hatta daha ileri gidiyorum, sizinle aynı yerde çalışmalı. He? Senin aklında biri var. Var. Ve ben o kişinin kim olduğunu çok iyi biliyorum galiba. Zahmet olmasın. Hadi inşallah. Nazan Hanım. Bizim kat görevlisi. Çok emindim bundan. Doğru bildim değil mi?
Gazi. Kesinlikle doğru bildim. Zaten hislerim beni asla yanıltmaz. Maşallah. Yani bu işler kısmet meselesi. Ne diyelim? Hayırlı olsun. Benim şimdi ikinci katta bir toplantım var. Tabii. Sana kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nazan Hanım'mış. Nazan Hanım'ın senin yaşında torunu var be. Nazan Hanım'mış. Bu böyle olmayacak. Oh. Mis. Böylelikle bugünlük temizlik işimiz de bitmiş oldu. Ne diyor? Oyun tutkunları yaşadınız. Evet, oyun tutkunuyum. Yaşıyorum, çok doğru. Silindi. Mikroplardan kesin olarak kurtulmanın yolu. Yok öyle bir yol anacığım. Yok, o olsa ben bilirim. Ay param olsa bütün dünyayı steril bir laboratuvara dönüştüreceğim ama... Ay zaten yine girerler. Mendabur, mikroplar, virüsler. Bu ne? Ah, Gazi'nin röportajları. Açınız. Bakayım yakışıklı çıkmış mıyım? Geç geç. Aa bu kedi. Güzel çıkmış. Oynatayım bakayım ne demiş. Ayrıca moda dünyasında çalışmak çok avantajlı. Mesela Kol Kola dergisinde çalışmaya başlayan arkadaşım tam 3 ay içinde hayat arkadaşını buldu. Üstelik adam çok zengin. Bir Arap şeyhiymiş. Firmanın da ortağı. Tabii benim arkadaşım ilk günden gözüne kestirmiş. Bir sonrası malum zaten. Üstelik adam nikah hediyesi olarak kıza bir yavru çiti almış. Çok romantik değil mi? Hoş geldiniz Gazi Bey. Buyurun. Yani buradan şunu anlayabilir miyiz? Sizin kariyer hedefiniz zenginlik ve yavru bir çita. Vay be. Demek her şey kariyer yani. Zengin koca, çita falan ha. Vay be. Cemo. Ha, ha efendim. Şu ofiste kurulan setuplar var ya, onlar balo salonuna gönderildi mi? Gitti gitti onlar. Gitti çoktan gitti. Ne yapıyorsun? Bir şey mi saklıyorsun sen? Yok, ne saklayacağım ben? Bir şey yok. Yine ofiste oyun oynuyorsun değil mi mesai saatlerinde gizlice? Yok yani, oyun oynuyorum. Oyun oynuyorum evet ya. Sus, kimseye söyleme ne olur. Ne yapayım? Buket bir çeşit bağımlılık yani. Hastalık bu. Bırakamıyorum Berat'i. Abartma canım sen de. Herkes oyun oynuyor. Mesela ben de o şeylerden oynuyorum. Bu patlayan şekerler falan var ya, ondan. Hatta bak, kaçıncı level'e gelmişim? Bakayım, ya benim oralara gelememişsindir daha. Bakayım, bakayım. Ne durumdasın? Cemo. Sen beni mi izliyorsun? Benim videomu. Yok ya. Öyle bakıyordum. Sen benim gizli fanım falan mısın? Tamam yani seni hiç sorgulamıyorum. Hiç merak etme. Çünkü haklısın yani. Acayip iyi çıkmışım ya. Yani maşallah gözlere falan bak. Maşallah. Çok güzel gerçekten. Acaba şöyle saçlarımın uçlarına böyle ışık falan mı yaptırsam? Güzel durur gibi sanki. Buket, bir şey soracağım. Şimdi videoya falan da baktın da sen öyle gerçekten hani yani zengin birini mi arıyorsun? Yok canım yani tam olarak öyle bir şey değil aslında o. Ha. Ya bir ara böyle hani benimle de ilgileniyordun ya. Yani ilgilenir gibi olmuştun. O zaman böyle Asena Hanım'ın oğluyum diye bir şey yapmıştım. Öyle misin? Asena Hanım'ın oğlu musun? Hayır, hayır. Değilim ya. Yok, değilim. Hatta benim annem babamın hiç alakası yok yani. Gayet normal insanlar. Ya, bizim ailede değil, sülalede patron yok. Da sen o zaman yani Asena Hanım'ın oğlu zannettiğin için mi şey yaptın, ilgilendin? Cemo, yani aslında
Yani sen çok iyi birisin. Sonra... Tamam. Tamam ya, şey yapma. Yorma yani kendini. Sorun yok. Sorun yok. Kahvaltını yaptın mı Michael? Çekmecemde acil durumlar için simit olacaktı. Al. Yemeyeceğim. Canım istemiyor. Ben olmadan boğazından geçmiyor değil mi? Geçmiyor. Geçmiyor, yemeyeceğim. İnat ettin, kaldın o ormanda orada. Tarzan. Tarzan yan. Deli kız, hayırdır kendi kendine konuşuyorsun? Gel bana konuş, bana bak. Yetkili bir abiye benziyorum ben. Çılgın şeyler göstereceğim, gel. Ne oldu ki? Baksana, herkesle video röportaj yaptım. Vay. Nerede, hangi kanalda izleyeceğiz? Takalalı kız. Akşam bu şey var ya, 20. yıl özel kutlaması mı ne, Flamingo'nun? Ha. Orada koca dev ekrana verecekler. Partide. Ne güzel. Çok güzel. Ya senden bir şey istesem ya. Ben bir çay alacağım. Sen şu dosyayı, şu hard diski atsana. Hı. Ben bir çay alayım, gelim. Sana da getireceğim, sana da. Ben de röportaj yapmadım. Hepsi senin yüzünden. Şirketin bir parçası olamadım, mutlu musun? Yüklüyor. Neşe Hanım. Normal hayatımda büst gibiyim Deniz. Cemal. Mikroplardan korkuyor. Buket. Yine makyaj yapmış. Nasıl yapabildin bunu yani? Bana nasıl yaptığını açıklayabilir misin? Nasıl kaydettin? Nasıl kurguladın? Bana hemen söyle. Söyle, seri seri anlat. Bu modern sanatın gücüdür. Bence video çağımızın en etkili sanat biçimi. Niye? Çektiğin görüntüyle bireyin kafasını karıştırabiliyorsun. Bak, sen bir birey olarak karman çorman olmuşsun. Deliydin, daha deli oldun. Zır deli gibi bir şey yani. Çekil. Bakalım. Gazi, görüntüler tamam mı? Hem de ne? Hayır! Deniz, niye bağırıyorsun? Hayır. Hayır, olur mu öyle şey? Şimdi sizin kafanız çok dolu. Hard disk de dolu. Onu ben alayım. Bırakır mısın Deniz? Çantama koyacağım. Bırakmayayım ben onu. Alayım. Deniz'cim gerek yok dedim. Gazi çok uğraştı bunlar için. Ben kimseye emanet etmem bunu. Ama bırak. Lütfen ben bunu size taşıtamam. Yapamam bu yükü. Deniz saçmalıyorsun. Bırakır mısın şunu? Allah Allah. Doğru diyor ya. Bir sürü uğraştım onunla. Ben çıkıyorum. Akşam için hazırlanacağım. Acil bir şey olursa beni evden bulabilirsiniz. Çantanızı taşırım. Hazırlan bakalım Neşe Hanım. Akşam çok güzel olacak. Hem de çok güzel. Neşe'cim, her şey hazır değil mi? Bak, bu gece çok kalın misafirlerim var, rezil olmayalım ha. Hiç merak etmeyin Asal Hanımcığım. Yiğit Bey'in yine bir işi çıktığı için tüm organizasyonla ben ilgilendim. Merak etme. Not ediyorum ve görüyorum.
Cemal. Ha. Cemal dost. Oo. Good. Hmm, good. What? Same. Copy. Ne? Ya Cemal, bir şey soracağım. Bu akşam bu Barkovizyon işi sende değil mi? Ben de merak etme ya. Ya çok rica ediyorum, bir sorun çıkmasın. Yok yok, işin başındayım ben. Zaten gece boyunca o Barkovizyon'un etrafından açılmayı pek düşünmüyorum. Ben düşünüyorum. Ne gibi? Açılmayı. Ha. Kime? Artık dayanamıyorum Cemal. Ya şu gözlerini şöyle şöyle oynatma ya. Sana değil tabii ki. Ha, iyi. Allah tamamını erdirsin. Teşekkür ederim. Merci. Gazi. Ha. Sen bayağı şivesiz konuşuyorsun. Farkındasın değil mi? Farkındayım annem. Ha. Ama bu da bir şive. Ha. Gecenin ikinci sürprizi de bu olacak. Ay. Tamam annem. Allah Allah ya. Bir şey diyeceğim. Ne? Şimdi bizim acelemiz var ya. Eğer ki bu çalışmayacaksa bu artistik hareketlerden vazgeçip bir taksiye falan mı binsek biz? Ya Michael, bir dakika, bir video yok, gösterecek. Yetişemeyeceğiz lütfen. Ya bir motorun son. Ya bir durur musun ya? Sırtımdan biraz geri durdurur musun abi sen? Yapalım, çalıştıramıyorum. Hadi çalıştır o zaman. Flamingo'nun 20. yıl balosuna hoş geldiniz. Bundan tam 20 yıl önce Paris'ten yeni geldiğimde neredeyse daha çocukken evet evet. O genç yaşta tüm riskleri göze aldım ve bir dergi kurmaya karar verdim. Aslında Go Flamingo için anlatılacak çok şey var. Ama sıkıcı sohbetlerle sizleri boğmak istemiyorum. İsterseniz Go Flamingo'yu, Go Flamingo'yu var edenlerden dinleyelim. Sizin için bir video hazırladık. İzleyelim. Go Flamingo'nun benim için tek bir anlamı var. Kariyer. Ayrıca moda dünyasında çalışmak çok avantajlı. Mesela Kolkola dergisinde çalışmak. Yiğit, artık söyleyecek misin? Ne konuşmak istiyorsun? Yoksa burada gerginlikten çatlama mı bekliyorsun? Söyleyeceğim. Daha fazla uzatmanın bir manası yok. Annemin mektubunu okuduktan sonra hayatıma yalan sokmama kararı aldım. Ve? Ben bir hata yaptım Deniz. Evet, ne hatası?
güven bana. Sevgili Go Flamingo müdavimleri, size 20. yıla yaraşır bir haberim var. Biz Deniz'le sevgili olduk. İlgili konuşmayacağım bugün. Tebrikler. Sağ olun arkadaşlar. Aşkımıza şahit olduğunuz için hepinize teşekkür ederiz. Vay be. İnanamıyorum gerçekten. Ay, ne ara oldu? Bir de üstlerine gitme diyordun. Baksana. Söyleyeyim mi? Ben zaten bu iki masanın arasındaki etkileşimi hep anlatmıştım. Öyle mi? Ne güzel. Tebrik ederim. Sen de Tuna yok musun? Çok tebrikler. Sana tebrikler. Tamam. Sarılmadan da mutluluğu paylaşabiliriz. Canımın içi bir şey konuşabilir miyiz şu? Canımın içi konuşamaz mıyız ya? Biz seninle sevgiliyiz. Tabii ki konuşuruz. Eyvallah. Sevgili ne ya? Sevgili ne? Michael manyak mısın ya? Yılın çifti olduk. Önümüzdeki ay kapağı taşıyacaklar. Tutun şunu. Ah. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.